Şimdi bütün kadınlara söz vermek için hemen hızla devam edelim. Şimdi bu hepsi grubundan sonra koşarak kaçıyorum. Ama ben de şu an anladım. Hani ben sana. Büyümüş mü? Çok. Büyümüş mü ablası? Evet biraz büyümüş. İnanamıyorum. Hiç değişmemiş. Biz sizinle büyüdük. Ne oluyor ya? Yaş çıkıyor. Sana da böyle diyorlarsa. Evet Seda abla. Hep yaşım çıkıyor. Seda sen de söyle gömelim bunu bugün. Seda söyle biz sizinle ben büyüdük. Ben gömdüm Yasemin vardı. Gömme artık. Ben gömer Yasemin'i dinliyordu. Yok artık deme Yasemin. Düzelt. Düzelt bunu. Düzelt. Değil. İptal. İptal. Yedi. Evet. Neler mümkün. Peki. 18 yıl olmuş. Yani. Ben 18 yıl olmuş yani. Ya müthiş. Şaka. Peki ya. Ama senin tekrar arada müziğe ara mı verdin? Ya aslında grup olarak müzik yapmıyoruz artık. Ben sadece bu sene böyle keyfe keder bir single çıkarttım. Yazın. Selami Bilgiç'le aynen. Onun düştüm projesi. Gülüşüne. Aynen onun projesiydi. Ben de solist olarak yer aldım. Ay ne güzel görünüyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Güzel zaten çok güzel. Kendisi. Klip de çok böyle güzel. Klip de çok güzel. Gökhan diye bir arkadaşımız çekti. Burada ben aslında eğlencesine yaptım bunu. Hani kızlardan da izin aldım açıkçası. Kızlar ben böyle bir şey yapıyorum okey misiniz? Okey izlediler yani onlar da. Neden olmasın neden yapmayayım dedim. Bir sürü insan yapıyor. Ben de güzel yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Çok. Peki bir röportajda diyorsun ki yeni tanıştığım influencerlar ya da TikToker'lar hepsi tanışma anında şunu söylüyor. Ben küçükken sendim. Evet. Ben küçükken sendim. Kaç yaşındasın diyorum. İşte 22-23'ler daha. Böyle güzel bir iz bırakmamız ve hala bu kadar seviliyor olmamız harika bir duygu. Çünkü evet. Siz bir kült gruba dönüştünüz. Yani bir popüler gruptan bir kült gruba dönüştünüz. Çünkü aslında gençlerin İlk gençliklerinde, ergenliklerinde ya da daha küçük hallerinde aslında bu prenses kitapları gibi, prenses filmleri gibi tek tek özdeşleştikleri aynen. Karakterlerdiniz. Aynen öyle. Yani bizim dizideki karakterlerimiz de aslında biraz karikatürize ederek hani yazılmıştı. İnsanlar da yani o küçük çocuklar aileleri anlatıyordu ki yani senin repliklerini ezberleyip evde arkadaşlarıyla evet. Aynı sahneleri çekiyorlarmış. Yani hepsicilik diye bir oyun çıkarmışlar kendi aralarında. Peki bu açıdan Spice Girls gibisiniz evet. Galiba. Evet aynen evet. Öyle. Ya, tabii hani, müzik türü ya da şu ya da bu nedenle tabii şey yapmıyorum ama. Tabii ki bambaşka yani ülkelerden dolayı ama hani bizim zaten dizimizde de aşılamaya çalıştığımız şey gençlerin daha fazla kitap okuması, spor yapması, dans etmesi hani... Onlara yön verebilmekti ve bunu doğru yaptığımızı düşünüyorum şu an bu tepkilerle karşılaştığım yani için. Biz lisede kızlar tuvaletinde aşk kızı aynı klip çekmiştik. Yani mesela böyle şeylerle karşılaşıyorum çok güzel bir şey bence yani. Ve albüm inanılmaz bir albümdü mesela. Yani albüm, sadece bu influence ettiğiniz taraf değil de bir yandan da müzikal olarak büyük iş vardı ve çok iyiydi. Batı ve Doğu Sound'unu aslında birleştirmiştik o zaman da yapmaya aşık çalıştığımız albüm. Oydu. Hmm. Yani ezbere yani. Diğerleri ne yapıyor? İyiler mi? İyiler. Görüşüyoruz aynen hep. Hatta bugün konuştum Gülçin'le de yani. Birkaç projemiz var aslında ileriye yönelik. Ay çok güzel olur. Bakıyoruz. Biliyoruz biz. Bakıyoruz bir şeyler yapacağız inşallah. Yani diğer Cemre ile Eren aslında evlendi ve bir buçuk yaşlarında ya, çocukları güzel. Var. Gülçin maşallah. Hala müzik yapmaya devam ediyor. Ben hem sosyal medya işindeyim. Aslında aynı zamanda koçluk da yapmaya başladım. Personal trainer oldum. Yapma ya. Aynen çok eğitmen iyi. Oldum aslında. 7 yıldır eğitmenim yani. Harika bir şey ya. Hmm. Ben de spor... Bir şey koymuyor. Instagram'dan bir şeyler çıkıyor. Aa bunlar. Bu yaptığım Moment aslında. Moment Culture diye bir dal. Handstandlerim. Vay. Biraz kalisteniks antrenmanlar yapmaya başladım. Açıkçası normal fitness değil de hani doğada da yapılabilecek türden antrenmanlar. Burası benim evim bu arada. Çok güzelmiş. Aynen. Nereden hareketler çok acayip. Kodluk karıştı. Toplanıp sana geleceğiz. Yapıyor musunuz? Çok merak ettim. Çok. Evet. Ya ne yapıyorsun? Bu ara yapmıyorum pilates. Aa. Bence kadın erkek yapmalı. Bence de herkes yapmalı. Yani duruş için. Biraz spor aslında sağlıkla başladı bende. Sakatlıklarımı toparlayabilmek adına. Baleden kalma çok ciddi sakatlıklarım vardı. Daha sonradan bu biraz daha beden farkındalığına döndü bende. Hemen sözünü balla keseceğim. Hemen devam edeceğiz. Efendim hanımefendi yeni gelin olduğu için...
Onu uğurluyoruz. Oradan. Yok ya, sabah yayınım sabah var erken. Sabah yayın saat kaç oldu ben ki? Ben neyse yeni geldim. Kaça kadar ya, devam ediyorsun ki sen? Ya bir devam edeceğiz. Onun için menajeri hanımefendi de oradan ısrarla çağırıyor. Bana da asistanım. Asistanız. ısrarla bana işaret yapıyorlar artık. Bak soyunmaya başladınız. Tatlım ev. Biz küçük bir şeye ara verebilir miyiz? Seda Hanım'ı uğurlarken. Peki alkışlıyoruz. Teşekkür ederim.